Adamlar otomobil gibi scooter yapmışlar. Çünkü üretildiği ülkede otomobil ehliyetiyle kullanmak serbest. Ama bir taraftan da öyle iddiaları var ki 3 tekerli scooterlar içerisinde en performanslısı ve en teknolojik olanı bu diyorlar. Acaba gerçekten öyle mi? Hazırsanız bu bölümdeki konuğum Peugeot Metropolis 400. Öncelikle şöyle başlayayım. Peugeot markasının Türkiye'deki bilinirliği üzerinden başlamam lazım. Çünkü Peugeot'u bir otomobil markası olarak biliyor yeni gelen nesil, yeni motosikletçiler. Eskiler tabii ki çok iyi tanıyorlar ama yeni nesil maalesef sadece otomobil markası olarak tanıyor ama şöyle örnekleyeyim. Benim motosiklete başladığım marka Peugeot markasıydı. 90'lı yıllarda henüz daha çocukluğumdayken bir Peugeot 103 hayranıydım. Ve almak için hayal kuruyordum, para biriktiriyordum ama o dönemlerde sahip olamamıştım. Peugeot 103 kiralayarak motosiklete başlayan birisiyim. Fakat tarihi 1990'lı yıllara dayanmıyor. Ta 1898 yılına dayanıyor. Yani Fransız Lumière kardeşlerin sinemayı icat ettiği, kamerayı icat ettiği yıllara dayanıyor. 120 yıllık köklü bir geçmişi var motosiklet sınıfında. Bakın otomobili bahsetmiyorum. Motosiklet klasmanında. Yani çok köklü, çok deneyimli bir marka aslında motosiklet tarafında ama şuraya özellikle değineyim. Motosiklet platformunda motorları yok günümüzde. Geçmişte vardı ve amaçları şu. Avrupa pazarına hitap eden, Avrupa'daki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan modeller üretiyorlar. Yani 50 cc ile başlıyor. 125, 150, 200 ve 400 cc'lik scooterlar üretiyorlar. Zaten Peugeot scooter olarak geçiyor. Peugeot motosiklet olarak değil. Dolayısıyla hani dünyada biliniyor aslında ama Türkiye'de son yıllarda reklam pazarlama alanında çok fazla yatırım yapılmadığı için, modelleri ön plana sürülmediği için çok da fazla bilinmiyordu. Ama artık hani bizim bu incelememizle birlikte yeni nesilde artık öğrenecek diye tahmin ediyorum. Avrupa'da, Fransa'da otomobil ehliyetiyle 3 tekerli motosiklet kullanmak serbest. Ne kadar güzel değil mi? Motosiklete başlamak için o kadar güzel bir bahane ki. Düşünsenize otomobil kullanıcısı, abi şu trafik derdini çekmeyeyim, şu sıkıntıları çekmeyeyim, 3 tekerli bir skuter alayım, zaten ehliyetim yeterli, ehliyetle uğraşmama da gerek yok deyip motosiklete başlayabiliyor. İşte motosiklet kültürü dediğimiz şey herhalde buraya dayanıyor. O yüzden Metropolis 400, Peugeot'un en önem verdiği, en değer verdiği motosiklet klasmanındaki en prestijli modeli. Fransa'da şöyle de bir şey olduğunu duydum. Fransa'da yaşayan arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilirler. Fransa'da motosiklet kültürü o kadar yaygın ki bir evde sadece bir motosiklet değil birkaç tane motosiklet varmış. Hani bu bizim oğlanın motosikleti, bu bizim kızın motosikleti, bu benim eşimin motosikleti gibi bir evde 2-3 motosiklet olduğu için o kültürü de direkt hizmet ediyor. Evdeki hani büyük baba motosikletlerin yanında ikinci motosiklet olarak da bulunduruluyor. Şimdi bu kadar anlattım da nedir abi bu Metropolis'te ne vardı bu kadar anlattım diyeceksiniz. O yüzden neler vaat ediyor? Direkt onlardan başlayayım. Önce tabii ki neden başlayacağız? Şu görselden, tasarımdan başlayalım. Görsel olarak baktığınızda, gördüğünüzde Peugeot'un otomobillerini bilen birisi der ki abi bildiğim Peugeot otomobil bu der. Yani ben şeye benzettim. Yine bizim çocukluk, gençlik zamanımızdaki Peugeot 206'lara benzettim. Böyle fare görünümlü, küçük kasalı ama gerçekten güzel görünen hatchback otomobillere benzetiyorum ben. Ama günümüzde hani Peugeot'un bu 2008-3008'leri var ya, hani bu crossover modelleri var ya, sanki onları da andırıyor. Öndeki bu havalandırma radyatör ızgarasıyla, o tampon gibi görünen yeriyle, çift farlarıyla, genel böyle tasarımıyla, arkada bulunan bagajıyla, işte jantlarıyla, duruşu, hatları, çizgileri ve renkleriyle baktığımızda direkt abi otomobil gibi görünen bir tasarıma sahip. Zaten otomobil kullanıcılarını da oradan vuruyor. Ha ben böyle bir motosiklet alayım zaten otomobile benziyor, kullanışı da otomobil gibidir. Zaten üç tekerlekli diye öyle bir algıyla herhalde düşünüyorlar. Tasarımı gerçekten otomobil. Güzel mi? Bence çok güzel. Çok dikkat çekiyor. Hele bu renk, bu renge ben bayıldım. Bakın normalde şu anda motosiklet sehpada değil. Şöyle alttan göstereyim. Olduğu yerde sabit durabiliyor.
öndeki iki teker sayesinde. Bir de el freni olduğu için de ileri geri, bakın ileri geri gitmiyor. Sağa sola da düşmüyor şöyle oynattığınızda. Bakın şimdi üzerine bindim. Anahtarsız çalıştırmayla açtım. Ayaklarım şu anda motorda, yerde değil farkındaysanız. Şöyle ayak frenine basayım. Ayak freni bu arada hem ön frene hem arka frene kombin. Şurada el frenini göstermiştim. El frenini açtım. Şu anda motor ileri geri artık akabilir eğer yokuşlu bir yerdeyse. Çalıştırdım. Şu anda kilidim aktif. İstersem buradan kilidi deaktif yapabilirim. İstersem gazı verdiğim anda ilerleyebilirim. Bakın göstereyim. Ayağımı frenden çektim. Gaza asıldım. Hop, sistem açıldı. Frenle arka fren, ayak freniyle durdum. Yine ayaklarımı yere koymadan durabiliyorum. Yani burada aslında sürücünün biraz alışkanlığını bırakmışlar şu kilitleme mekanizmasını. Bakın hareket ediyorumca açılıyor. Durduğunuz zaman eğer burada doğru anda kilitlemezseniz hani ilk etapta böyle bir bocalama yaşayabilirsiniz ama alıştıktan sonra müthiş müthiş oluyor. Yani harika diyor. Hiç ayaklarınızı yere koymadan çok güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Gelelim motor bloğuna. Çünkü burada çok özel teknolojileri var. Çok özel bir yerde konumlandırıyor kendini ve iddiası şu. Peugeot şöyle bir iddiada bulunuyor. 3 tekerli skuterlar içerisinde en güçlü skuter benim kardeşim diyor. Bunu neye dayandırıyor? Düşük devir torku gibi bir teknolojisi var. LFE isminde bir teknolojisi var. Otomobillerinde de kullandığı bir teknoloji bu. Yani bu pistonların, silindir bloklarının güçlendirerek daha sürtünme ve daha performanslı çalışma sistemine dayanıyor aslında. 35.6 beygir, 38 Nm tork üretiyor. 400 cc'lik tek silindirli bir motor ve 280 kg'lık bir motordan bahsediyoruz. Hani sürücü de üzerine bindiğinde 350 kg'ı düşünün. Bir de arkaya artçı aldığınızda 400-450 kg kadar kapasitesi olan, böyle bir ağırlıkla hareket edebilen bir motor bloğundan bahsediyoruz. 35.6, hadi 36 beygir diyelim ona, 38 Nm tork üretiyor. O LFE teknolojisi dediği teknoloji sayesinde alt devirlerinden itibaren torklu, özellikle 5000 devire geldiğinizde müthiş güçlü. Fakat şöyle bir özelliği var, arkanızı artçı aldığınızda veya motoru yüklü kullandığınızda da o performansını, gücünü korumayı başarıyor. Hem tek kullanıcıyken hem ikili kullanıcı hem de ağır bir adamsanız, kilolu bir adamsanız o performansından taviz vermiyor. Çok stabil bir şekilde o performansını 5000 devirden sonra her devirinde görebiliyorsunuz. Niye 5000 devir diye özellikle belirtiyorum? Çünkü 280 kilogram o kadar ağırlığı kaldırırken tabii ki belli bir devir aralığı istiyor. O yüzden 5000 devirden sonra artık gücü başlıyor. Şöyle örneklendireceğim. Bizim Arda Yılmaz abiyi tanıyanlar vardır mutlaka aranızda. Bu Setup Motorcycle, skuterlar için bu galetler, debriyaj setleri, yaylar, tansiyon yayları üreten markanın sahibi. Arda abi 100 bin kilometreye yakın, belki de daha fazla metropoliste tüm Türkiye'yi gezmiş bir adam ve 150 kilogramlık bir adamdı. Ben ona şunu soruyordum. Abi manyak mısın annem, niye bu skuterla geziyorsun bütün bu Türkiye'yi? Kullanmadan anlamazsın Selçuk diye cevap veriyordu bana. Kullandığımda anladım. Hakikaten performansıyla sürücüsüne iyi hissettiriyor. Acemi veya profesyonel fark etmez. Bu iyi bir motor bile o dedirtiyor. Bir akıllı özelliğini daha göstereyim. Şu anda el frenim çekik. Farkındaysanız şuradan el freni devre dışı bırakabiliyorsunuz. Tekrar kapatabiliyorsunuz. Bunu göstermiştim. Ama olur ya, el frenini unuttuğunuzda nasıl olacak? Yani el freni mekanizmasına zarar verebilirsiniz. Bakın gaza yükleniyorum. Gaz yemiyor motor. Çünkü el freni çekik. Bıraktıktan sonra gaz açılıyor. Yani akıllı bir motosiklet bu. Hakikaten hem teknolojik hem de bu teknolojiyi akıllıca kullanmışlar. Peki tasarımdan bahsettim, motor özelliklerinden bahsettim. Gelelim güvenlik özelliklerine. Çünkü orada da güzel özellikleri var. İddialı olmasının sebeplerinden bir tanesi orada. Şuradan başlayayım. Zaten 3 teker demek zaten başlı başına güvenlik demek. Hem uzman kullanıcılar için hem de acemi kullanıcılar için güvenlik anlamına geliyor. Niye? Yere tutunan 3 tane tekeriniz var. Yağışlı havada, kuru havada, virajlı yollarda, düz yollarda, toprak yolda hiç fark etmez. 3 tane tekeriniz var yere tutunan. Zaten başlı başına Peugeot Metropolis'in hem hitap ettiği kitle olarak hem de bizim gibi kullanıcılar açısından güvenli olmasının temeli bu 3 tekere dayanıyor. Ama bununla bitmiyor. Bu 3 tekerin Michelin City Grip lastikler koymuşlar. Bu zaten ekstra bir güvenlik olarak değerlendirebiliriz. Bunun haricinde 3 tekerine de 280 kilogram net ağırlığı olan
üzerinde 2 kullanıcı olduğunda 450 kilograma kadar taşıyan, motor bloğu bunu karşılayabilen, güçlü bir motor bloğu olan bir motosikleti nasıl durduracaksınız? Tabii ki 3 tekerine de disk fren koyarak durduracaksınız ve bu disk frenleri kalitelisinden, iyisinden koymalısınız ve kullanıcısına güven vermeli. Öyle mi? Evet. Hakikaten güvenli frenleri var. Ön fren sadece ön tarafı tutuyor, ön tekeri tutuyor. Arka fren hem ön hem arkaya kombin. Bir de ayak freni var. Ayak freni hepsine birden kombin. Dolayısıyla 3 fren mekanizmasıyla birlikte güvenli durmanızı sağlıyor. Bunun haricinde özellikle bu 3 tekeri kilitleme sistemi elektronik olarak çalışıyor ve koldan sürücüye bırakılmış. Onu kilitleyip kilitlememek. Yani normalde şöyle 3 tekerler veya 4 tekerler var. Ayak frenine bastığınızda kilitlenebilen mekanizma var ya. Burada Metropolis güvenlik açısından şunu düşünmüş. Sürücü kendisi yapsın bunu. Yani kırmızı ışığa geldiniz, durdunuz. Ayaklarınızı yere koymayacaksınız ya. Durduğunuz anda kilitleme mekanizmasını kendisi karar versin. Biz ona bir böyle bir dayatmada bulunmayalım. Bu açıdan güvenlik açısından düşünmüşler bunu. Dolayısıyla bu da bir güvenlik sistemidir diye düşünüyorum. Tabii bu kadar ağır bir motoru yokuşlu bir alanda park ettiğinizde, ki burası da öyle, şu anda el freni tutuyor. Bir el freni koymuşlar ki o da elektronik olarak çalışıyor. Bunun haricinde de 2 kademeli traction kontrolü var ki gerekli. Bu motosiklete özellikle gerekli. Kapattığınızda çünkü arka tarafı yanlaya yanlaya gitmenize sebep oluyor. O kadar güçlü arka taraftaki o varyatör sistemi. Dolayısıyla 2 kademeli isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Kapattığınızda çok keyifli oluyor. Uzman kullanıcılar için gerçekten keyifli hale geliyor. Kapatmadığınızda da güvenlik açısından güvenlik sağlıyor. Bir de şu cam önden yükseltiliyor tabii ki. Yükselttiğinizde bu da bir güvenlik özelliğidir diye düşünüyorum. Belki aynaların arkayı gösterme performansı çok başarılı. Bu da bir güvenlik özelliğidir diye düşünüyorum. Bir de gösterge panelini, görüş açınız çok iyi ayarlanmış. Bu da bir güvenlik özelliğidir diye düşünüyorum. Yani motosiklet güvenlik özelliklerini ön plana tutmuş, yeni başlayanlara hitap eden ama uzman kitleyi de unutmamış olan güzel özellikler barındırıyor. Peki teknoloji, hani en teknolojiyi bu dedim ya başta, onlar da öyle iddia ediyorlar ya. Teknolojik özelliklerini de VTR'mizde izleyelim. Evet, şimdi gelelim Metropolis 400'ün elektronik, yani çok elektroniyiz biz, çok teknolojiyiz demesinin sebeplerini anlatmaya. Şöyle gidonun altında zaten anahtarsız çalıştırmayı 1, 2, 3, 4, 5 deyip açtığınızda ekran kapanmayacak. Çalıştırmadan yapmak için bunu yapıyorum. Böyle açıldığında görüyorsunuz, sizde bir otomobil göstergesi gibi açılıyor. Ortada güzel bir böyle ekran var ve gerçekten çok albenli. Devir kadranı ters çalışıyor. Hız kadranı bu tarafa, ikisi de ortaya doğru çalışıyor ve gerçekten çok güzel bir gösterge paneli var. Bu gösterge panelini soldaki exit, sağdaki select tuşlarıyla kontrol edebiliyorsunuz. Exit'a basılı tuttuğunuzda sol tarafta ekranın menü özellikleri çıkıyor. Trip, personalizasyon, dil, ayarlar, pro referans, backlight, arka rengi siyah beyaz olarak ayarlayabiliyorsunuz, trip verileri falan. Bir sürü böyle özellikler var. Mesela setting'e girelim. Neler varmış orada? Maintenance dediği, bu evet devir saatini, nerede yanmasını istediğinizi gösteriyor. Traction control, takvim, saat gibi özellikleri falan ayarlayabiliyorsunuz ama bunlar hani standart her motorda var. Kaç kilometrede olduğu, 100 kilometrede kaç litre yaktığı, daha var olan benzininizle ne kadar yol gidebileceğiniz, range çevresi falan gibi bir sürü, dış havanın sıcaklığı, akü voltajı, takvim, saat, bütün verileri veriyor. Görsel olarak da burada sunuyor. Ama teknolojisi aslında buraya dayanmıyor. Evet, bu güzel bir teknoloji ama teknolojisi nereye dayanıyor biliyor musunuz? Şu Peugeot Motocycle Connect uygulamasına dayanıyor. Connect uygulamasını açtığınızda okey diyor, bağlandım diyor. Mesela setting'e girelim. Scooter konfigürasyon diyor. Mesela bakın red, blue, gold var burada. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Blue'ya bastığımda bakın ekran mavi oluyor. Gold'a bastığımda ekran böyle altın rengine dönüşüyor. Yani renklerini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda siyah veya beyaz alt zemin olarak da değiştirebiliyorsunuz. Burada dillerinizi falan ayarlayabiliyorsunuz. Dashboard'da şu anda neler olduğunu burada göstergeden görebiliyorsunuz canlı olarak. Trip verilerini evinizden kontrol edebiliyorsunuz. Kaç kilometre yapmışım, kaç litre yakmışım gibi. Diagnostik verilerini de şu anda mesela motor çalışmadığı için direkt vermiyor. Scooter'a geldiğinizde zaten konumunuzu direkt olarak belirliyor, şu anda şuradasın diye. İsterseniz de ne oluyor biliyor musunuz? Navigasyonu açıyorsunuz ve navigasyonla burayı eşleştirebiliyorsunuz. Şuradaki ok işaretine dikkat edin. Mesela buraya ne yazalım abi? Kadıköy yazalım. Evet, Kadıköy 11 kilometre diyor mesela. Start navigasyon diyor. Okey dedim. Ve benim buradan
ekrandan yönlendiriyor. Yani navigasyon olarak kullanabiliyorum ve hani 50 metre sonra falan diye burada sağda da böyle işaretlerle, direkt uyarıcılarla uyarıyor. Yani teknolojik olarak 3 tekerli skuterlarda henüz daha bu teknoloji yok diye biliyorum. En azından Türkiye'ye gelmedi diye biliyorum. Dolayısıyla bu anlamda güzel. Metropolis 400'ün özelliklerini konfor ve kolaylık odaklılığıyla bitireyim. Çünkü eksilerine geçeceğim şimdi. Beğenmediğim yönlerine geçeceğim. Hakikaten konfora ve kolaylığa odaklanmış bir motosiklet. Zaten bütün az önce saymış olduğum özellikler zaten kolaylık üzerine odaklanmış ama hani selesinin konforu, burada kaymaz sele kullanması, belinizi yaslamış olduğunuz bu alanı, bu sırt dayama pedini ayarlayabiliyor oluşunuz, artçı için bir orijinal bir sisi barının olması, işte otomobil bagajı gibi açılabilen bagaj sistemi veya buraya oturduğunuzda önde ayaklarınızı koyduğunuz yerin düz olması, orada bir bombe olmaması, aşağıda konumlandırılmış olan gidonun altında kocaman bir torpido gözü, sol tarafta USB çıkışı ve kocaman telefonları da alabilen torpido gözü gibi özelliklerle kolaylığa ve konfora oynamışlar. Yani Peugeot Metropolis 3 tekerli skuterlar içerisinde gerçekten en performanslısı, en teknoloji ve konfor ve kolaylık açısından insana gerçekten keyifli hissettiren bir skuter olmuş. Ama eksi özellikleri de var. Onlardan da bahsedeyim. Evet sevgili arkadaşlar, bütün skuterlarda test ettiğimiz gibi sel altı hacmi bütün sürücüler için önemli olduğu için bu skuterda da Metropolis'te de sel altı hacmini kontrol edeceğiz. Anahtarsız çalıştırma sistemiyle şuradan açıyorsunuz veya açmadan da şuradaki ön sele ve arka sele tuşlarına bastığınızda elektronik olarak burayı açmış oluyor ve sürücünün konumlandığı selenin altına bir kask koymak, bir kaskı sığdırmak mümkün değil görünüyor. İster yan koy, ister düz koy. Burası kask için ayarlanmamış. Diyeceksiniz ki, çok kötü. Sel altında kask almıyor. Yarım kask da almaz burası. O kadar dar, o kadar küçük. Ama şu otomobil gibi olan arka bagajını açtığımızda, yani şurayı ve başka bir skuterda görmediğimiz bu sistemi açtığımızda burada oldukça geniş bir sel altı hacmi var ve Arai'nin kalıplı olan bu kaskını, Arai'lar kalıplıdır biliyorsunuz, o yüzden Arai'yi koyuyorum, buraya koyduğumuzda hop diye böyle buraya alıyor. İlk sayacağım eksi özelliği tabii ki fiyatı. Mart 2021 itibariyle 119.900 liralık bir fiyatı var. Fakat Türkiye'de bütün 3 tekerli skuterların fiyatlarıyla kıyasladığımızda öyle ahım şahım uçuk kaçık bir fiyat gibi de görünmüyor. Pahalı mı? Evet, pahalı. Ama genel konumu itibariyle bakıldığında makul bir fiyat olarak görebiliriz. Üretilmiş olduğu ülke olan Fransa'da otomobil ehliyetiyle kullanmak serbestken, tabii ki bazı koşulları var, bazı bölgeler var. O bölgeler içerisinde buna izin veriyorlar ama Türkiye'de maalesef böyle bir şeyimiz yok, avantajımız yok. Türkiye'de düşünsenize böyle bir şey olduğunu, o kadar çok fazla motosiklete başlayan, bu motosikleti tercih eden kişi olurdu ki, motosiklet kültürü açısından da gerçekten Türkiye'nin bir motosiklet cenneti olmasının önünü açardı. O yüzden bence ben her 3 tekerli motor gördüğümde bu aklıma geliyor ve büyük bir eksikliğimiz olarak görüyorum. Tabii ki Metropolis'in eksikliği değil bu, ülkemizin eksikliği maalesef. Bu skuterı kullanırken en büyük eksiklik olarak gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Şu ön camın şu öndeki mandallarla bu şekilde yükseltiliyor olması. Yani sürüş sırasında bunu yapmanıza imkan yok. Sürüşten önce ayarınızı yapacaksınız, ona göre devam edeceksiniz. Yani bunu keşke sürücü tarafına koyulan iki mandalla yapsalarmış dedirtti bana. Bence en büyük eksikliği burada olmuş. Bu ön cam mekanizmasının ayarında olmuş. Şu belimizi yasladığımız, otururken yaslandığımız şu pedin ayarını değiştirebiliyorsunuz. Yani daha öne yakın şuraya kadar alabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz onu da? Seleyi açtığınızda, kaldırdığınızda bakın şurada ayar yerleri var. 4 kademeli. Şu anda en geride. Yani bana bu oturuş pozisyonu uygun olduğu için ben oynamadım ama bir alyan anahtarıyla burayı söküp buraya rahatlıkla şuraya kadar alabiliyorsunuz. Bu sayede daha öne oturan, daha gidona yakın bir şekilde oturmanızı sağlayan, hani kısa boyluları da düşünmüşler, çok mantıklı bir hareket olmuş. Böyle bir ayarı var ve bütün motosiklet markalarına, modellerine bu ayarı ilerleyen yıllarda inşallah görmeyi diliyoruz. Bir de şundan bahsedeyim, hani bu eksiklik değil, bu güncelleme ile giderilebilecek bir şey. Bluetooth bağlantısında ben birkaç kez problem yaşadım. Yani hem ilk bağlanırken hem de bağlandıktan sonra birbiriyle iletişim kurarken bazı sıkıntılar yaşadım ama bu güncellemeyle halledilebilir. Ama yine de
bu motosikleti tercih edecek olanlar için hani bilmeleri açısından bunun da böyle altını çizmiş olayım. Bak yokuş yukarı 120'yi ideal buldu, hatta 120'yi de geçiyor. Güzel yani, 280 kilogram ağırlığı olan bir motosikletin, bir skuterın yokuş yukarı 120 ideal bulması iddiasının doğruluğunu gösteriyor. Yani bu motosiklet kendi sınıfının en güçlüsü. Yokuş aşağı geldiğimizde ise 140'ı ideal buldu. 140'ı geçti hatta. Vallahi 145'i de buldu. Ve bu motosiklet şu anda 95 kilometrede. Daha yeni, sıfır. Henüz daha ilk testini ben yapıyorum. 145-150'lere geldi neredeyse. Yani böyle bir motosiklet için bu kadar ağır, yere sürtünmesi çok fazla olan, önünde kocaman devasa bir camı olan bir motosiklet için 140'ı geçip 150'lere gelmesi, henüz 95 kilometredeki motorun bence bu motorun rüştünü ispatladığının göstergesi. Ömer'le çekim yaparken, biz bu motorun çekimlerini yaparken Ömer ilk yanıma geldiğinde motoru gördüğünde eyvah piyano bilek mi yapmışlar dedi. Dedim ki niye oğlum? Abi dedi, benim kullandığım motor da piyano bilek ve çizildiği zaman gerçekten kötü görünüyor, insanı kötü hissettiriyor dedi. Ben dedim ki çizdirmeyeceksin kardeşim dedim, o zaman dikkatli kullanacaksın. Çok güzel görünüyor gerçekten, şu kullanıcı artçı tutamaklarından tutun alttaki bu şeylere kadar piyano bilek yapılmış ve çok albenili. Ama hani olur ya, iyi kullanmazsanız, temiz kullanmazsanız oradaki bu lekeleri, çizikleri çok sık görebilirsiniz. Kullanıcılara dikkat etsin. Bunun haricinde de belki bu kadar teknoloji olmasaydı bunu söylemezdim ama bu kadar teknolojik ve güçlü motorda kullandıktan sonra benim aklıma şu geldi. Hani biraz da acemileri düşünerek aklıma geldi. Keşke bir geri vites motoru eklenseymiş dedim. Çok daha böyle güzel olurmuş o zaman dedim. Ama geri vites motoru eklenmesi, bir elektronik motor eklenmesi ekstra bir ağırlık, ekstra bir maliyet, ekstra bir fiyat demek. Yani bu bir eksiklik olarak değerlendirmiyorum ama benim kullanırken aklıma gelen keşke olsaymış dediğim tek yönü bu oldu. Bir geri vites olsaymış iyi olurmuş dedirtti. Sonuca bağlayayım. Hem motosiklete yeni başlamak isteyen otomobil kullanıcılarına hitap ediyor. Güvenlik açısından ve özellikleri otomobil konforu açısından. Hem uzman olan, motoruyla böyle yanlamayı çok seven adamlara hitap ediyor. Gerçekten güzel yanlanıyor. Hem de Peugeot marka otomobili olup da motosiklete geçmek isteyenlere o marka bağımlılığından dolayı hitap ediyor. Yani benim bir Peugeot otomobilim olsa, motosiklete başlamak istiyor olsam herhalde bunu tercih ederdim diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem güvenlik açısından, hem yeni başlayanlar, hem uzman seviyesi, hem de özellikler açısından çok güzel bir skuter Peugeot Metropolis 400. Eğer aklınızda 3 tekerli bir skuter alma planı varsa Metropolis 400'ü mutlaka o planın içerisine dahil edin. Mümkünse test edin, mümkünse tercih edin. Küçükken paramı biriktirip satın almak istediğim markanın bugün 2021 yılında en prestijli, en elit modelini inceliyor, tanıtıyor ve sizlere anlatıyor olmak benim için gerçekten çok önemliydi. O yüzden duygusal bağım olan bu Peugeot markasının Metropolis 400'ünü böylelikle anlatmış ve bu bölümü de bitirmiş olayım. Toparlayamadım, bitiremedim ama kendinize iyi bakın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.